dönüyoruz. Hı hı. Ve orada e, dün akşam, e, iki akşam önce burada konuşurken de aynı şeyi. Hatalı aday. Yani 2023'ü hatalı aday üzerinden okumak doğru bir okuma doğru. mıdır? Üç. Yani Sayın İmamoğlu'nun adaylığında mutlak kazanılacağına dair hata o dönem sizin adınız geçti Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak. Yanlış aday üzerinden kaybedilmiş bir seçim demek yeterli mi? E, şöyle söyleyeyim size e, kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu kendisi %1-2 e programda belki tanışmışımdır ama başka bir tanışıklığım yok. Yanlış adaydı. E, toplumun sosyolojik yapısı da bunu kabul etmedi. Ve o çektiği video, verdiği bütün o e, özellikle Kandil'e karşı o sahte videoyu söylemiyorum. Durması gereken zamanda sesini yükseltmemesi. Tabii e, yani e, ekonomide çok zorluk yaşayan iktidarın deyim yerindeyse ekmeğine Yağ sürdü ve e, orada özellikle o çekilen videodan sonra işte biz artık yüzleşiyoruz dediği yerde e, dikkat bir ürün Hüdapar'ı yeniden refah birleştirdi Cumhur İttifakı'nda. E, siz e, ülkede muhafazakar, milliyetçi veya sağ seçmeni göz ardı etmek suretiyle seçim kazanabilir misiniz? Şimdi belediye seçimlerinde kim kazandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yani İmamoğlu ne kadar solcu, Yavaş ne kadar solcu? Veyahut da Burcu Köksal ne kadar solcu? Ya da Ahmet Alıkesir'den, Tanju Özcan, Ahmet Hakan ne kadar solcu? Oturalım bakalım. Ya onların solculuğu şöyle. O diyor ki biz alt okun peşindeyiz Mustafa Kemal Atatürk'ün. Oradan gidiyorlar onlar. Ki bence doğru da gidiyorlar. Ama ben şu anda kendi görüşümü ortaya koymuyorum. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ben ifade ettiğimde e, baktım topluma baktım, sosyolojik yapıya baktım. Toplum esasında e, Sayın Cumhurbaşkanla karşıda mesafeliydi. Sayın Cumhurbaşkanı onu gördü ve karşısında kendisi bakımından şansının en yüksek olabileceği adayı buldu ve o aday çıktı ve kaybetti ve Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi ya dedi Yüzde 48 aldım. Şöyle yani kimi koysan o oyu alırdı zaten ki. Yani ama yedi tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. Efendim onlar zaten e, altılı masanın e, tarihi hatalarıydı. Bakın e, orayı değil de ileriyi konuşmak istiyorum ama bir cümle şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Tavan ve taban. Taban diyor ki ben sokağın adayı olarak örneğin Mansur Yavaş'ı veya Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyorum. Ben bunları görmek istiyorum. Ve siz ona rağmen... Diyorsunuz ki hayır. Ben yüzde 55-60 da kazanacağım. Tamam Böyle söylüyorsun. Ben bunu alabileceğim. Sonuçta aldığınız oy ortada. Şimdi taban mı haklı, tavan mı haklı? Şimdi siz şu çıkan Ankara ve İstanbul sonuçlarından sonra eğer muhalefetten geliyorsanız bilemiyorum. Ah demiyor musunuz? Ya bu aday